Selam arkadaşlar ben Bilge Hoca yeni bir paylaşımla yine sizlerle birlikteyiz. Bu paylaşımımızda 8. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 2. yazılı soru örneklerini beraber çözeceğiz. Bundan önce birkaç tane daha sınav örneği yayınladık. Şimdi son sınav örneğine geldi. Bu sınavda test olacak. Karşınıza test çıkma ihtimali çok yüksek. 2. dönem 2. sınavın. Biz de bunu bu şekilde hazırlayarak size yardımcı olmaya çalıştık. Karşılaşma ihtimalinizin yüksek olduğu sorulardan, hazırlandığı sorular. Konu bakımından işlediğiniz konulardan seçildi. 2. dönem konularından. Bu sınavda hem konu tekrar yapabilirsiniz. Hem de varsa eksiğiniz onu belirleyerek sınava doğru bir şekilde hazırlanabilir. Kendinize bir plan yapabilirsiniz diyelim ve vakit kaybetmeden hemen ilk soruyla başlayalım. İlk sorumuz bu cümlede iki noktanın kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kullanım amacına bakalım. Bursa'nın en sevdiğim yanı şudur. Açıklama yapacağım. Burada iki nokta kullanılmış tarihle iç içe olması. Burada kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümleden sonra kullanılan iki nokta görüyoruz. Seçeneklerde bunu aradığımızda kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümlenin sonuna konmuştur. C seçeneğinde yer alıyor. Bu da cevabımızın C olduğunu gösterir. Diğer soruya geçebiliriz. İkinci sorumuz bakalım bizden ne istiyor? Bu cümledeki altı çizili sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bu tür sorularda dikkat edeceğimiz bir şeyden bahsedelim. Sadece altı çizili kısmı okumak bazen bize yanlış yaptırır. Bu tür sorularda mutlaka ama mutlaka en azından altı çizili ifadenin söz ya da sözcük grubu fark etmez. içinde kullanıldığı cümleyle değerlendirilmesi gerektiği. Çünkü sözcükler, söz grupları içinde kullanıldığı cümleye göre yani bağlamına göre farklı anlamlar yüklenebilir. Bunu netleştirmek için mutlaka ne okumalıyız? Yeni gelmişken bize ne ifade ediyor? Tam zamanı tam vakti her şey uygun bir şey yapmak için neyse artık o bu bunun için kullandığımız bir söz grubu söylemeliyim ki derginizde İlber Oltaylı gibi bir dehanın yazılarını okumak bana ayrı bir keyif veriyor bize verdiği anlamı cümlede aynen karşılıyor seçeneklere bakalım gerekenin yapılacak olması değil eleştiri yapılacak bir konunun olması değil bir şey söylemek için uygun zaman kullanması şimdi dikkat buraya kadar sanki doğru geliyordu uygun zaman dediğinde Kollanması ise şudur. Bir zamanı kovalamak yani o zamanı beklemek ve o zamanı yakalamak için uğraşma var burada. Ancak yukarıda böyle bir durum yok. O zaman gelmiş ve o zaman da söylenen bir ifade var. O yüzden C bizi çerdirmesin cevabımız C olmaz. Zamanın veya mekanın ifade edilecek durum için uygun olması uygun olma hali var. Bir öncekinde kollanma, beklenme. O durum o zaman bekleniyor. Ancak burada yakalanmış bir zaman var. Bu da cevabımızın D olduğunu gösterir. Diğer soruya geçebiliriz. Bir diğer soru bakalım bizden ne istiyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman vurgulanmaktadır? Burada yapacağımız ilk iş yüklemi bulmak. Ardından ne zaman sorusunu sorarak vurgulanan ögenin zaman olduğunu anlamak. Ne zaman sorusuna cevap veren öge neydi hatırlayalım. Zarf tümleciydi biz de hemen yüklemin yanındaki ögenin zarf tümleci olduğunu bulmalıyız. Bakalım akşama annemler geleceği için Hazırlık yapıyorum. Yapıyorum yüklem. Ne yapıyorum? Hazırlık yapıyorum. Burada nesneyi görüyoruz. Dolayısıyla bu bizim aradığımız cümle değil. İki yıldır beklediğimiz misafirler yarın gelecek dediğinde gelecek yüklem gelecek olan kim? İki yıldır beklediğimiz misafirler ne zaman gelecek diye sorduğumuzda yarın cevap veriyor. Bu da yüklemin hemen yanındaki öge olduğuna göre vurgulanan öge bu olur. Hatırlayalım yükleme en yakın öge vurgulanan ögedir. Dolayısıyla burada zaman sorusuna cevap verdiği için yarın zarf tümleci vurgulanmıştır. Zaman vurgulanmıştır. Dolayısıyla cevabımız B olacak. O yıllarda mavi bir bisikletim olmasını ne çok isterdim isterdim yüklem ne çok derken dikkat edersek burada zarf görüyoruz. Ancak ne kadar isterdim sorusuna cevap verdiği için bu zaman bakımından vurgulanmıyor. Ne bakımından vurgulanıyor bu eylem? Azlık çokluk bakımından bu da aradığımız olamazdı. Ankara'dan gelecek olan misafirlerimiz öyleye burada olur dediğinde olur. Evet yüklemimiz bu. Ancak buraya dikkat edelim. Nerede olur? Burada olur. Burada dolaylı tümleci görüyoruz. Dolaylı tümleci olduğu için için bu bizim cevabımız olamaz. Yani yer tamlayıcısı. Peki ne zaman sorusuna cevap veren öge nerede? Öğleye. Ne zaman? Öğleye. Bu da bizim zarf tümlecimiz olacak. Ancak burada vurgulanan öge en yakın öge yer tamlayıcısı. Dolayısıyla bu da cevabımız olamayacaktı. Cevabımız B. Netleşti işaretleyip diğer soruya geçebiliriz. Geldik bir diğer soruya. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin çatısı etken değildir? Olumsuz soru köküne dikkat edelim. Burada yapacağımız ilk iş yüklemi bulmak, ardından özneyi bulmak. Özneye diyeceğiz ki bu işi sen kendin mi yapıyorsun? Eğer işi kendim yapıyorum derse bize bu işte öznenin etken olduğunu göreceğiz. Ancak kendi yapmadığı halde özne görevindeyse burada da edilgen olduğuna karar vereceğiz. Kuyu'dan kovayla su çekildi dediğinde çekildi yüklem. Hemen öznemizi bulalım. Özne ister yazılsın ister yazılmasın fark etmez. Burada su özne olarak bulunuyor. Suya soruyoruz. Diyoruz ki bu işi sen kendin mi yaptın? Kendi kendini mi çektin? Tabii ki cevap hayır olacak. Peki bu su kim tarafından çekildi? Başkası tarafından çekildi. Özne bu işi kendi yapmadığı için edilgendir. Dolayısıyla cevabımız da ortaya çıkmış olur. Normalde su bu işten etkilenen ögeydi, nesneydi. Ancak öznenin olmadığı, gerçek öznenin olmadığı bu yerde sözde özne olarak nesne göreve gelmiş ki bu da edilgen çatılı olmadan olamaz. Cevabımızın aldığı ortaya çıktı çünkü etken değil. Bugün yeni bir öykü yazmaya başladım başladım kim ben başladım bu işi kendim yapıyorum etken. Erkan bu yıl üniversiteden mezun oldu dediğimizde mezun oldu kim Erkan bu işi kendim yaptı evet etken bir özne. Bahçedeki ağaçlarda serçeler ötüyordu ötmek işini kim yapıyor serçeler kendisi mi yapıyor bu serçeler bu işi evet dolayısıyla burada etken bir özne var özne ister insan olsun ister insan dışı bir varlık olsun etken olabilir buna dikkat edelim. Cevabımız A olacak netleşti. Diğer soruya geçebiliriz. Bu metinde yazarın ilkokul öğrencilerine önerdiği yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Masal, fabul, roman ve hikaye hemen bakalım. Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmaları çok önemlidir. Gerek anne babalar gerek öğretmenler bu konuda ellerinden geleni yapmaktadırlar. Türlü türlü kitaplara özel okuma saatleriyle okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyorlar. Başarılı oldukları da oluyor, olmadıkları da oluyor. Hala bir şey önermede dikkat. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklar hayvanlara karşı aşırı ilgililer. Hayvanlar üzerinden hayvanların konuşturulduğu Kısa yazılara ağırlık verilirse çocukların ilgisini çekeceklerini düşünmekteyim dediğinde dikkat edersek kahramanların hayvan olduğu, konuşturulduğu bir eserden, bir türden bahsediyor. O da bize fablı işaret ediyor. Cevabımız B seçeneğinde duruyor. Masallar olağanüstü ögeler içeriyor ama dikkat edersek burada kahramanlar hayvanlar değil. Burada kahramanlar genelde insanlar ve doğaüstü varlıklar olabiliyor. Romanlarda ise böyle bir şey yok ki. Kısa yazılar demişti zaten buradan romanı eliyebiliriz. Hikaye aynı şekilde elenebilir. Hayvanlar merkezli bir yapı değildir hikaye türü. Dolayısıyla cevabımız B olacak. Çünkü hayvanlar ve bitkiler temelli. Orada kahramanlar hayvanlar ve bitkiler. Bunlar üzerinden kıssadan hisseler ve nasihatler anlatılır kısa öyküler, kısa metinlerdir. Cevabımız B işaretleyip diğer soruya geçebiliriz. Soru bizden ne istiyor? Anılar ihtiyar beyinlerin bastonudur. Aşağıdakilerden hangisinde anlamca yakın bir cümle vardır? Bu ihtiyar beyinler diyerek doğrudan ihtiyar insanlar kastedilmiş. Bastonudur dediğinde asıl dikkat edeceğimiz yer burada kendini gösteriyor. Baston normalde fiziki olarak ayakta durmaya yardımcı olan bir araçtır. Peki burada kastedilen nedir? Beyinlerin bastonudur. Dolayısıyla aslında anılar beyinleri taze tutar. İhtiyar insanlarda anılar insanların bir şeyleri hatırlayarak hayatta kalmalarını, manevi olarak ayakta durmalarını sağlayacak bir araçtır şeklinde bunu açıklayabiliriz. Anlatacak hatırası olan insanlar mutludur. Mutluluk temelli değil. Dikkat eliyoruz. Yaşlıların hatıralarından çıkacak dersler vardır. Merkezde dersler yok. Eliyoruz. Merkezde bastonluk var. Yani onları diri tutma meselesi var. Hatıralar yaşlı insanları ayakta tutar dediğinde burada doğrudan baston Gastronin işlevinin buraya yüklendiğini görüyoruz. Ayakta tutar ama kastedilen burada ne değildir? Fiziki bir ayakta tutma değil de manevi bir ayakta tutmadır. Dolayısıyla bu da cevabımızın C olduğunu gösterir. Çünkü biraz önce yaptığımız çıkarım burada tamamen yer alıyor. İnsanlar yaşlandıkça hatıralarını anlatmak ister. Merkezde anlatmak istemek yok. O yüzden burada da buradan elerdik. Cevabımız C olacak. Diğer soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Olumsuz soru köküne dikkat edelim. Bu çocuk mutlu mu mutsuz mu anlayamadım dediğinde burada dikkat edeceğimiz bir durum var. Bir kelimenin olumsuzu onun zıttı olmaz buna dikkat edeceğiz gelmek kelimesinin zıttı gelmemek değildir gitmektir mutlunun zıttı mutsuzluk değildir bunu unutmayalım uzak yakın demeden dediğinde uzak ve yakın dikkat edersek zıt anlamlı iki kelime zamanla acemiliği atlatarak ustalığı hak etti dediğinde acemilik ve ustalık birbirine zıt kelimeler dolayısıyla burada da vardır geleceğinin iyi olmasını istiyorsan geçmişini kat, kanatma dediğinde gelecek ve geçmiş burada zıt anlamlı kelimeler bu da cevap cevabımızın A olduğunu netleştirir, işaretleyip diğer soruya geçebiliriz. Çırpılmak sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Bu tür sorularda dikkat edeceğiz. Bir sözcük tek başınayken bize gerçek anlamını verecek. Burada ne geliyor bizim aklımıza? Deberenmek geliyor. Kastanın istemsiz bir şekilde hareket etmesi geliyor. Şimdi bakalım yukarıda farklı anlamları hangi cümlelerde vermiş? Çocukları okusun diye uzun zamandır çırpınıyor dediğinde gerçek anlamı olan fiziksel çırpınmadan bahsetmiyor. Manevi bir uğraştan, bir çabalamadan bahsediyor. Burada mecaz anlamında kullanıldığını söyleyebiliriz. Öğretmen olmak için yıllarca çırpındı dediğinde aynı şekilde yine bir uğraş vermeyi görüyoruz. Yine mecaz anlamında kullanıldığını söyleyebiliriz. Oltanın ucunda iri bir balık çırpınıyordu dediğinde dikkat edelim. Burada fiziksel çırpınmadan yani gerçek anlamından bahsediyor. İki tane mecaz anlam bir tane gerçek anlam cevabın burada gerçek anlamı olduğunu bize gösterir. Cevabımız 3 olacak. Devamına bakalım. O onurlu adam daha çok şey öğrenmek uğruna çırpınmış dediğinde yine dikkat edersek uğraşmak anlamında bir mecaz anlam kazandığını görüyoruz. Buraya da mecaz anlam yazarız. Cevabımızın 3 olduğu netleşmiş olur işaretleyip diğer soruya geçebiliriz. Bu parçada yay ayraçta gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir. Bu tür sorularda seçenekleri eleyerek ilerlemek işimizi kolaylaştırır. Okuduğum her kitap için birkaç satır dikkat, birkaç cümle, birkaç satır, birkaç cümle yazmaya çalışıyorum. Burada yazmaya çalışıyor. Peki neye çalışıyor? Birkaç satır, birkaç cümle. Eş görevli sözcük ya da söz gruplarını ayırmak için ne kullanırdık? Virgül. Virgülle başlamayan seçenekleri ne yapacağız? Eleyeceğiz. İki tane seçenek kaldı karşımızda. Yazdıklarımın bir kısmı belki sıradan düşünceler virgül kullanılmış dikkat edelim. Sıradan ifadelerdir dediğinde normalde burada cümle bitti. Ancak anlamca tamamlandı mı ardından gelen kelimenin ilk harfine bakacağız. Burada küçük harfle yazıldığına göre cümlenin anlamca devam ettiğini görüyoruz. Sıralanacak burada cümleler. Ancak birinci cümlenin içerisinde virgül kullanıldığı için artık sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için artık ne kullanacağız? Noktalı virgül kullanacağız. Noktalı virgülün gelmediği seçeneklerden elediğimizde cevabımız ortaya çıkmış olacak C. Netleştirelim. Bunlar defterimde gün gün birikir dediğinde anlam bitti noktayı koyduk. Bir kısmı ise bunlar okurun işine yarar değerlendirmelerdir dedik. Burada bir alıntı cümle var. Alıntı cümlenin burada kapatıldığını görüyoruz tırnak işaretiyle. Peki burada ne gelecek aklımıza? Alıntı cümlenin kendi noktalama işaretleri tırnağın içinde kalır. Burada da cümle bittiği için nokta olacak. Cevabımızın C olduğu netleşecek bu şekilde işaret deyip diğer soruya geçebiliriz. Küçük çocuk yaşlı adamın karşıdan karşıya geçmesine yardım etti cümlesinin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? İlk yapacağımız iş yüklemi bulmak. Burada neyi görüyoruz? İsim artı yardımcı eylemden oluşmuş bir birleşik eylem. Dolayısıyla ikisinin altını çizip ne diyeceğiz? Yardım etti yüklemimiz. Soralım kim yardım etti? Küçük çocuk yardım etti. Bu işi o yaptığı için bu da bizim öznemiz olacak. Peki kime yardım etti diye sorduğumuzda ya da neye yardım etti diye sorduğumuzda cevap alabiliyor muyuz? Aldığımız cevap şu. Yaşlı adamın karşıdan karşıya geçmesine dikkat edersek e, a yönelme halekinden neye sorusunu görebiliyoruz. Neye sorusuna cevabı görebiliyoruz. Bu da bizim bizim yer tamlayıcımız olacak ya da diğer adıyla dolaylı tümleç olacak. Burada dikkat edeceğimiz önemli bir husustan bahsedelim. Tamlamalar asla ve asla ayrılmıyor cümlenin ögelerinde. Bunun yanında yan cümlecikler ayrılmıyor. İsim tamlaması, sıfat tamlaması olması fark etmez. Söz gruplarını asla ayırmıyoruz. Edat grupları da aynı şekilde tamamının altını çizeceğiz. Burada da neyi görüyoruz? Yaşlı adamın karşıdan karşıya geçmesi derken bir tamlama var. Dikkat edersek bir belirtili isim tamlaması var. Burada bir grup var bu grup ayrılamaz tamamı yer tamlayıcısı olacak bu da cevabımızın ne olduğunu gösteriyor özne yer tamlayıcısı yüklem C seçeneğinde yer alıyor işaretleyip devam edebiliriz Geldik bir diğer soruya bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi terim anlamında kullanılmamıştır. Olumsuz soru köküne dikkat edelim. Kolesterol, damar sertliği, mikrop ve zinde dediğinde aslında sadece seçeneklere baktığımızda ilk üçünün tıp alanında, biyoloji alanında terimler olduğunu görüyoruz. Zinde yani dinç anlamında kullanılan kelimenin ise bir terim anlamı olmadığını görebiliyoruz. Bu da cevabımızın D olduğunu gösterir. Metne bakalım. Burada hangisi terim anlamında kullanılmış? Bir de bağlama göre değerlendirelim. Ayva kandaki kolesterolü dikkat tıp terimi olarak kullanılmış kandaki kolesterolden bahsediliyor. Düşürerek vücudu damar sertliğinden burada hastalık hastalık damar sertliği olarak tıp terimidir diyebiliriz. Korur, ağızdaki yaraların iyileşmesini hızlandırır, sinir sistemini güçlendirip mide ve bağırsakları zararlı mikroplardan koruyarak hazımsızlık gibi sorunları önler, cildi ve tırnakları zinde tutar ve daha sağlıklı hale getirir dediğinde burada mikrobun da ne olduğunu biliyoruz. Tıp alanında bir terim olduğunu ancak zinde durmak, zinde tutmak, dinç tutmak herhangi bir terim anlam sahibi değildir. Cevabımızın de olduğunu bu şekilde de netleştirebiliriz. Geçeriz bir diğer soruya. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylemin kimin tarafından yapıldığı belli değildir. Edilgenlik görmemiz lazım. Hemen bakalım. Güzel ahlaklı insanlar sevilir. Sevilir yüklem. Peki sevilen kimdir? güzel ahlaklı insanlardır. E hocam bunun öznesi var ancak soru şu şekilde sorulacak. Güzel ahlaklı insanlar kendi kendilerini mi seviyorlar? Bu işi kendileri mi yapıyor? Hayır. Başkaları tarafından yapılıyor yani burada X var. Dolayısıyla burada özne belli değildir. Diğerlerine bakalım. Yani cevabı bulduk biz A olacak. Gül desenli eşyalar almak istiyorum. İstemek bir eylem yüklemimiz. Soralım kim istiyor? Ben istiyorum. Nereden anlıyoruz burada? Birinci teki şahıs ekinden. Yani burada eylemi kimin yaptığını? yaptığı bellidir. Başarmak istiyorsan çok çalışmalısın dediğinde burada neyi görüyoruz? Sen çok çalışmalısın birinci teki şahısla çekimlenmiş bir eylem görüyoruz. Küçük çocuk hareketleriyle dikkat çekiyor. Dikkat çekiyor. Kim dikkat çekiyor? Küçük çocuk burada bu işi kendi yapıyor. Dolayısıyla burada da etken özne var. Yani işi kimin yaptığı bellidir. Üçüncü teki şahıstır. Cevabımız A olacak. Çünkü burada özne belli değildir. İşi kimin yaptığını bilmiyoruz. İşaretleyip diğer soruya geçebiliriz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Olumlu soru köküne dikkat edelim. Köye ziyarete gittiğimizde dağ bayır demeden gezerdik. Herhangi bir sorun yok. Yolumuzun üstündeki köyleri ziyaret eder Köylünün halini hatırını sorardık dediğinde burada sıralı cümle var. Herhangi bir ortaklık yok dikkat edersek ne görüyoruz? Her cümlenin kendi ögesi kendi içerisinde ortak kullanılıp yanlış kullanılan bir öge görmüyoruz. Üçüncü cümleye baktığımızda bu samimi ve içten insanların ikramını geri çeviremezdik dediğinde samimi ve içten aynı anlama gelen sözcükler olduğu için gereksiz sözcük kullanımı var. Dolayısıyla burada anlatım bozukluğu vardır hatırlayalım. Aynı anlama gelen sözcükleri kullanmak, gereksiz sözcük kullanmak... Cümle cümlede anlatım bozukluğuna sebep olurdu. Cevabımız 3 olacak. 4'e bakalım. Karnımız tok, içimiz huzur dolu. Tekrar yola çıkardık. Herhangi bir sorun yok bu cümlede de. Cevabımızın C olduğu netleşti. İşaretleyip diğer soruya geçebiliriz. Fiilimsilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Olumsuz soru köküne dikkat edelim. Fiilimsiler yardımıyla uzun cümleler kurulabilir. Hatırlayalım her fiilimsi bir yan cümlecik oluşturuyordu. Dolayısıyla cümlelerin içerisine fiilimsiler ekleyerek yan cümleciklerle cümleyi ne yapabiliriz? İstediğimiz kadar uzatabiliriz. Bu doğru bir bilgidir. Fiilimsiler cümle içinde isim, sıfat ve zarf görevlerinde kullanılırlar. Üç tane fiilimsimiz vardı. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. İsimler isim fiiller isim olarak, sıfat fiiller sıfat olarak, zarf fiiller de zarf olarak kullanılabilir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Fiilimsiler her zaman cümlenin başında olur dediğinde dikkat. Böyle bir kural yok. Cümlenin her yerinde olabilir. Dolayısıyla bu bizim cevabımız olacak çünkü yanlış bir bilgi. Fiilimsi ekleri fiil kök veya gövdelerine gelir. Sadece köke gelmez. Gövdelere de getirerek fiilimsi oluşturabiliriz. Hatırlayalım. Sadece kökle fiilimsi oluşmuyor. Gövdeyle de oluşur. Bu da doğru bir bilgidir. İşaretleyip diğer soruya geçebiliriz. Unutulmayacak tarihi olan bizler maziye bakarak istikbalimizi tayin edebiliriz. Bu cümledeki fiilimsilerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir. Fiilimsilere bakalım. Tarih. Hangi tarih? Unutulmayacak tarih. Acayip kayacak sıfat fiil ekini görüyoruz. Sıfat fiil yazalım buraya. Devam ediyoruz. Tarihi olan bizler. Hangi bizler? Unutulmayacak tarihi olan bizler. An en sıfat fiil yapım ekini görüyoruz. Dolayısıyla burada da sıfat fiil gördük. Arda arda sıfat fiil sadece nerede var? A seçeneğinde var dikkat edersek zarf fiili de bulalım netleştirelim. Maziye bakarak dediğinde arakerek zarf fiil ekini görüyoruz. İstikbalimizi tayin edebiliriz. Nasıl tayin edebiliriz? Maziye bakarak burada zarf tümleci olmasından da anlayabiliriz zarf fiil olduğunu ki burada bir fiilimsi var. Cevabımız ne olacak? Sıfat fiil. Sıfat fiil, zarf fiil o da A seçeneğinde işaretleyip diğer soruya geçebiliriz. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlede bildirilen eylemin gerekçesidir. Yani biz cümleyi okuyacağız, sonra neden diye soracağız. Ardından gelen cümle bize bu nedeni açıklayacak. Hemen metnimizi okuyalım. Çok uzun yıllar boyunca ekoloji konusuna değinilmemiştir. Devamında ne veriyor bakalım. Burada dikkat edersek cümlenin başında mı sonunda mı numara verilmiş. Bunu nereden anlayacağız? Son cümleden ve ilk cümleden anlayacağız. Burada son cümlede numaranın başta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki bir numarası bunun değil de ardından gelen cümlenin numarasıdır. Dikkat edelim. Eski Yunan filozoflarına gelinceye dek bu alanda bir çalışma görmüyoruz. Soralım neden? Çünkü bu konu insanların ilgisini çekmemiş dediğinde çünkü ifadesi aslında doğrudan bize bir önceki cümlenin nedeni olduğunu gösteriyor. Bu da cevabımızın aslında ortaya çıkmasını sağlıyor. Cevabımız B olacak. İkinci cümle hatırlayalım. Numara cümlenin başındaydı. İnsanların ilgisini çekmemiş, bilim dünyasını başka konular işgal etmiş. Biraz önce söylediğinin nedeni burada açıklanmış. Bu da cevabımızın B olduğunu netleştirdi. İşaretleyip diğer soruya geçebiliriz. Bu parçanın anlatımında başladıklardan hangisinden yararlanılmıştır? Örnekleme, betimleme, benzetme, tanık gösterme. Okuyalım. Bir gece susamış ve su içmeye kalkmıştım. Dikkat edersek öyküleme görüyoruz. Öyküleme seçenekler arasında yok. O zaman ona yakın onunla birlikte kullanılabilecek bir anlatım biçimi var. O da betimlemedir. Betimlemeyi göreceğiz mi? Hemen bakalım. Babamın çalışma odasındaki ışığı görünce kendisine bir selam vereyim dedim. Kapıyı tıklatıp odaya girdiğimde babamın çalışma masasında uyuyakalmış olduğunu gördüm. Masada birçok kağıt betimleme başladı. Babamın başının altında kalınca bir defter, kenarda çok çalışınca uyumamak için mutlaka içtiği kahvenin fincanı dediğinde betimlemeyi yaptı bize. O sahnenin resmini çizdi sözcüklerle cevabımız B olacak işaretleyip devam edebiliriz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde? eylem geçişli olduğu halde nesne almamıştır. Şimdi burada iki tane şeye dikkat edeceğiz. Birincisi eylemi bulacağız. Bu eylem geçişli olacak. Ancak geçişli olduğunu nereden biliyoruz biz? Bir şeyi ya da onu diye sorduğumuzda herhangi bir eyleme oluyorsa bu geçişli eylemdir. Ancak cümlenin içerisinde nesne kullanılmak zorunda değildir bir eylemin geçişli olup olmadığını anlamamız için. Burada ise soru bize şunu açıklıyor. Siz eylemi bulun ve nesne mutlaka cümlenin içerisinde olsun. Geçişli ol olduğu halde nesne almamış olsun. Hemen bakalım. Önümüzdeki haftaya kadar bekleyeceğiz dediğinde beklemek. Bir şeyi beklemek oluyor mu ya da onu beklemek oluyor mu? Oluyor. Ancak burada bu söylenmiş mi? Neyi bekleyeceğiz? Kimi bekleyeceğiz? Söylenmemiş. Dolayısıyla bu geçişli olduğu halde nesne almamış bir eylemdir. Bu da cevabımızın ortaya çıkmasını gösteriyor bize. B'ye baktığımızda dolma kalemi kardeşine hediye etmiş. Hediye etmiş. Kim? O etmiş. Neyi? Dolma kalem. Mi? nesne burada bariz bir şekilde var. Bu da cevap olamayacağını gösterir. Büyük babam her akşam erkenden uyur dediğinde buraya dikkat edelim. Burada da nesne yok hocam. Ancak burada geçişli eylem de yok. Ne demişti soru bize? Eylemi geçişli olduğu halde. Bir şeyi uyumak olur mu olmaz. Onu uyumak olur mu olmaz. Zaten bu geçişsiz nesne burada aranmaz. Kütüphaneden aldığım kitabı iki günde bitirdim dediğinde bitirdim. Neyi bitirdim? Kütüphaneden aldığım kitabı belirtili nesneyi de almış. Geçiş olduğu halde nesnesi de yazılmış burada. Cevabımızın A olduğunu netleştirdik. Diğer soruya geçebiliriz. Yukarıdaki kitapla ilgili açıklamalardan hangisi nesnel yargılardır? Şimdi dikkat edeceğimiz mesele nesnel olduğunda mutlaka ama mutlaka kanıtlanabilir olduğu. Öznel olduğunda ise kanıtlanamaz. Sana göre bana göre değişebilecek yargılar nedir? Öznel olacak. Bunu nasıl anlayacağız? Bir de neye dikkat edeceğiz onu da söyleyelim. 2 çarpı 2 eşittir 4. Bunun nesnel olduğunu nereden biliyoruz? Kanıtlayabiliriz. Peki 2 çarpı 2 eşittir 5 bu da nesnel midir? Evet bu da nesneldir. Bunun da 5 olmadığını kanıtlayabiliriz. Nesnel olması için varlığını değil olup olmadığını ikisi için de geçerli kanıtlayabiliyorsak nesnellik gelsin aklımıza. Bu kısa hatırlatmadan sonra çözelim. Açlık Oyunları adlı eser Suzanne Collins'in yazdığı farklı bir tat bırakan meşhur Kitaplardır. Farklı bir tat ifadelere dikkat edeceğiz. Bu sana göre, bana göre değişebilecek bir ifade olduğu için nesnel olamaz öznerdir. Biz nesnel arıyoruz. Kitap Açlık Oyunları adlı bir yarışmada yaşananları anlatıyor. Açar kitabı okurum, ne anlattığına bakarım ve bunu kanıtlayabilirim. Dolayısıyla burada içeriğiyle ilgili nesnel bir bilgi verilmiş cevabımızda kendini bize göstermiş oluyor iki olacak. Diğerleri neden olmaz? Sürükleyici yönüyle elinizden bırakamayacağınız bir kitap sana göre sürükleyici, sana göre elinden bırakamayacağım bir kitap diyebiliriz. Dolayısıyla burada nesnellik yok. Eleştirmenlerden olumlu not alan bu kitabı bir solukta bitireceksiniz. Olumlu not alıp almadığını kanıtlayabiliriz. Ancak bir solukta bitireceksiniz. Sana göre bana göre değişebilecek bir durum olduğu için burada da öznellik vardır diyeceğiz. Cevabımızın B olduğu netleşecek. İşaretleyip diğer soruya geçebiliriz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımı yanlıştır? Okuyalım. Onunla art arda doğru yazılmış. Bu şekilde yazılacak. 3 yıldır buluşuyoruz. Çocuğun ardı sıra ben de gidiyorum dediğinde burada dikkat sıra ile yapılacak bu birleşik kelimenin ayrı yazılması lazım. Ardı sıra dediğimizde sıra ayrı yazılacak. Gidenlerin pek azı burada herhangi bir bitişik yazılma kuralı ya da bitişik yazılma gereği yok. Burada da doğru yazıldığını söyleyebiliriz. Elbet bir gün sen de kazanacaksın dediğinde burada belgisiz bir sıfat görüyoruz. Ayrı yazılacak. Birleşik bir durum yok. Dolayısıyla cevabımızı bulmuştuk, netleştirmiş olduk. B olacak. Diğer soruya geçelim. Hatırlıyor musun bu fotoğrafın çekildiği günü? Bu cümlenin nitelikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Basit devrik soru. Buna bakacağız. Hatırlıyor musun dediğinde yüklemin başta olduğunu görüyoruz. Bu da bize devrik bir cümle aradığımızı gösterir. Seçeneklerde kurallı olanları elersek işimizi kolaylaştırabiliriz bir nebze. Hatırlıyor musun derken soru sormasından da soru cümlesi olduğunu anlayabiliriz. Soru cümlesi mi B ve D ikisinde de soru cümlesi olduğunu görüyoruz. Eleyemiyoruz. Hatırlamak bir eylem olduğu için çekimlenmiş bir eylem görüyoruz burada. Bu da bize fiil cümlesi olduğunu gösterir. İsim cümlesi olamaz. B seçeneğine baktığımızda isim cümlesi diyor. Dolayısıyla B'yi de eliyoruz. Bu da cevabımızın D olduğunu bize gösteriyor. Birleşik olduğunu nereden anlıyoruz? Hatırlıyor musun bu fotoğrafın çekildiği dediğinde sıfat fiili görüyoruz. Bu da bize girişik birleşik cümle olduğunu gösterir. Doğrudur. Eylem cümlesi olduğunu zaten söylemiştik. D'yi netleştirmiş olduk. işaretleyip diğer soruya geçebiliriz. Aşağıdakilerin hangisinde çatı aranmaz? Hemen bakalım çatı nerede aranırdı? Önce onu söyleyelim. Fiilde çatıyı da hatırlarsak. Dolayısıyla fiilde çatı ararız. İsimde çatı aramayız. İsimde çatı olmayacak. İsimde çatıyı nasıl aramayacağız? İsmin artı ek eylemle ne olması lazım? Yüklem görevine gelmesi lazım önce yüklemi bul isim soylu bir yüklem mi ona bak kardeşim sınav sonucuna çok üzüldü dediğinde üzülmek bir eylemdir kim üzüldü kardeşim etken dikkat edersek nesne bakımından da arayabiliriz ancak nesne ya da özne fark etmez burada da çatı arayabiliriz kedi yemeğini yedi, yere serildi dediğinde yemek bir eylem, serilmek bir eylem burada da çatı aranabilir. En iyi yaptığı şey düzenli kitap okumasıdır. Düzenli kitap okuma dediği anda burada ne görüyoruz biz? İsim fiil görüyoruz. Artık fiilimsidir bu. Fiil değildir. Dikkat edersek isim fiildir ki okumasıdır dediğinde iyilik ekini de alabilmiş. İyilik eki isimlere gelirdi hatırlarsak. Ek eylem alarak da yüklem görevine gelmiş. isim cümlesi görüyoruz. İsim cümlesinde biz çatı aramıyoruz. Cevabımız C olacak. Büyüyünce öğretmen olmak istiyordu. İstemek bir çekimli eylem. Burada çatı arayabiliriz. Gelelim bir diğer soruya. Bu metinde yazar düşüncelerini aktarmak için aşağıdakilerin hangisinden faydalanmıştır? Bina eminleri Osmanlı döneminde binalar yapılırken inşaat masraflarının hesabını tutan, yapı malzemeleri alan, usta ve amelelerin gündeliklerine bakan kişilerdi. bir bilgi veriyor, tanımlama yapmış dikkat edersek. Bir memuriyet ya da makam değildi. Yine bilgi vermeye devam ediyor. Gerekli hallerde başka görevlerde bulunan veya emekliye ayrılmış güvenilir, işten anlayan kimseler bina eminliğine getirilirdi. Mimarlar kadar önem verilen bina eminliği aynı zamanda mimarın para işlerine karışmadan sanatına kafa yorabilmesini sağlardı dediğinde bilgi veren açıklayıcı bir metin görüyoruz. Hemen seçeneklere bakalım. Bir konu hakkında bilgi vermek ve okuyucuyu anlatma, aydınlatmak için açıklama. Doğrudan cevabı bulmuş olduk A seçeneğinde. İkincisi tartışma. Tartışma ise kendi düşüncelerini savunmak ve karşıt düşünceleri çürütmek için yazılan e, tartışmacı anlatım olarak hatırlayalım bunu. Bu da cevabımız değil çünkü böyle bir durum yok. Yaşanmış bir olayı kişi ve yer belirterek okuyucuya aktarmak öyküleme. Öyküleme de görmüyoruz. D'ye baktığımızda bir kavramı eksiksiz olarak tanıtmak ve okuyucunun zihninde canlandırmak için betimlemeye sözcüklerle resim çizme sanatı yukarıda böyle bir durumda yok. Cevabımızın A olduğu bu şekilde netleşir. İşaretleyip diğer soruya geçebiliriz. Bu cümledeki yazım yanlışının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Mühendis Erol Bey dediğinde ünvan sıfatları ve saygı bildiren ifadeler büyük harfle yazılır. Herhangi bir yanlış yok. Binada yaklaşık bulunma mahaleki bitişik yazılacak yanlış yok. Yaklaşık 300 işçinin dediğinde burada sayılar ayrı yazılacak. Doğru birden fazla rakamdan oluşuyorsa işçinin çalıştığını ve binanın 2018'de dediğinde dikkat burada da bağlaçmış gibi ayrı yazılmış. Hocam nereden anlıyoruz bağlaç olduğunu? Kesme işareti yok ki burada ayrı bir sözcük gibi değerlendiriliyor. O yüzden burada kesme işareti olmalı. Yani bir noktalama yanlışlığı da var aslında. Kesme işareti olsaydı D daha için biz ne diyecektik? Bitişik yazılmış yani bulunma ekidir bu diyecektik. Ancak burada kesme işareti olmadığı için ayrı bir sözcük gibi değerlendiriliyor. Bağlaçmış gibi ancak burada bağlaça gerek yok. Burada yazım yanlışı vardır diyebiliriz. Kamuoyunun hizmetine açılacağını belirtti dediğinde buraya baktığımızda cevabı D seçeneğin de görüyoruz. Ek olan d'nin ayrı yazılması bu da cevabımızı netleştirir. Bunu da bu şekilde çözdükten sonra sınavımızı bitirmiş oluruz. Umarım sizin için faydalı bir paylaşım olmuştur. Yeni paylaşımlarda buluşmak üzere hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.